Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım dostlar. Bu bölümde rankım gitti. Rankım gitti. Bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Yani ciddi ciddi artık derecesizim. Radiant'tan derecesize düştüm. Biliyorsunuz Yama geldi. Yama'dan sonra bütün yenilikler geldi. Bunun yanı sıra da tabii ki de dereceler pif oldu. Söylentiye göre normalde oyuncular plat'tan başlayacaktı. Yani ondan vaz mı geçildi, yoksa bu derecesiz maçları tamamladıktan sonra maksimum plat 3'ten mi başlanıyor? Bundan emin değilim. Birlikte oynaya oynaya göreceğiz. Ama şu anda derecem yok arkadaşlar. Peki dereceler neden silindi? Hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Burada bildiğiniz üzere bir kısım kademimiz vardı zaten. Burası da yenilendi aynı zamanda. Benim geçmiş taraf bu şekildeydi. Liderlik tablosu geldi arkadaşlar. Liderlik tablosu geldiği için bugünden itibaren herkesin derecesi özellikle sıfırlandı, eloları vesaire, ki bu liderlik tablosuna sıfırdan oyuncular başlayabilsin diye. Ve bunda şöyle bir çok önemli detay var. Şimdi artık Radiant olabilmek için Immortal 3'te böyle peş peşe maç kazanıp Radiant elosuna gelmeniz yeterli değil. Örnek veriyorum, 2100 eloya geldiğiniz zaman Radiant olabiliyordunuz. Fakat şu anda liderlik tablosunda ilk 500 Radiant olmak zorunda. 500. en sonuncu oyuncudan bahsedelim. 2200 elosu varsa, bakın 2100 elo normalde Radiant olabiliyorken 500. oyuncunun 2200 elosu varsa, ya da 2220 diyelim biz buna. O adamı geçmek isteyen oyuncunun 2220 eloyu geçmesi lazım. Yani o adamı 500. sıradan düşürüp kendisi 500. sıraya oturduğu zaman Radiant oluyor. Tamamen sistem bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Art Radiantlar sayılı olacak. Bu şekilde bir değişiklik geldi. Zaten burası da herhalde yavaş yavaş yenilenir diye tahmin ediyorum. Hatıralar geçit koleksiyonu geldi. Burada bildiğiniz üzere birçok şu anda silah mevcut arkadaşlar. Hatıra seviyesindeki silahlar burada. Spectre gelmiş. Asil. Oni Phantom gelmiş. Sarmal Operatör gelmiş. Fatih Ghost gelmiş. Nebulares. Bu şekilde. Bunun yanı sıra savaş bileti, bundan zaten bahsetmiştik ama geldi. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Burada bir bulldog var. Burada bir havalı Bucky var. Hemen burada karakol Ghost var. Ghost bu arada benim gösterdiğim göre daha kalitesiz duruyordu. Ama şu an daha kaliteli duruyor. Fena değilmiş gerçekten. Burada bir havalı Shorty var. Gördüğünüz gibi. Burada bir sonsuz Spectre var. Burada bir karakol Judge var. Havalı operatör var aynı şekilde. Karakol Ares var. Skinleri direkt göstermek istiyorum. Spoiler vesaire değil. Bunlar çok dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Bu bence güzel bu arada arkadaşlar. Karşı karşıya Omen ve Sage kartı. Tabi Omen nerf yediği için artık ne kadar düzgün emin değilim. Sonsuz Guardian var. Havalı Odin var. Sonsuz Phantom var. Bu Phantom güzel arkadaşlar bence. Yani ben beğendim. Ve burada bir adet karakol, yakın dövüş, bıçak ve sonsuz klasik var. Kapanışta da bu şekilde arkadaşlar. Sonsuz kart var gördüğünüz gibi. Bunun dışında hadi bakalım. Şimdi en çok merak edilen şey, buff gelen karakterler, eşyalar, ekipmanlar neler, ne kadar fark ediyor? Hep beraber bakalım, inceleyelim onları da. Brimstone'dan başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere smoke'ları artık daha uzun mesafeye atıyor ve zaten bu E'den de anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar bu kadar geniş değildi burası. Hani şimdi neredeyse şöyle görebiliyordu gibi. Artık bayağı geniş mesafelerden görebiliyor ve bunun şöyle bir artısı olacak. Brimstone normalde bu kolu açtığı zaman bu kolun sesi rakip takıma gidiyordu. Yani bunu daha uzak mesafeden açıp sahada daha net bir şekilde smokeları düşebilecek. Örnek veriyorum, buradan düşmek isterse düşebilecek gibi arkadaşlar. Yok, buradan da düşemiyor. Biraz daha yaklaşması lazımmış. Örnek veriyorum. Gibi. Tabi buraya atmak mantıksız oluyor. Ama ben atmak için attım şu anda. Heaven'ı atmanız ya da şu ikisini şöyle üst üste. Şu an takıldım buna. Evet arkadaşlar, bunları birini böyle atın. Birini böyle atın. Birini de böyle atın. Heh. Tamam. Görüş mörüş kalmadı. Bitti. Heaven da görmüyor sizi. Molly, bunun fiyatı düşmüştü arkadaşlar. 200'e düşmüştü gördüğünüz gibi. Hani bunda ekstra bir şey yok. C'sini direkt atıyor. Oha. Bu ne oğlum?
CS'ini harbiden direkt atıyor bu arada. Çok hızlı. Bir dakika. Kuvvet işareti kurdum. Evet, tuttuğunuz yere doğru direkt atıyor. C'ye bastığınız an atıyor arkadaşlar. Brimstone buff'ları bu şekilde klasik nerf yemişti. Hemen bakalım. Ya ben klasiğin çok nerf yediğini görmüyorum şu anda. Yo, bir dakika, bu bozuk gitti biraz. Yakından iyi. Ama uzaktan artık eskisi gibi sabit gitmiyor arkadaşlar. Bence yine iş yapacak gibi duruyor. Bunu oynayarak test edeceğiz. Oyunları oynadıkça size bunların feedbacklerini verebilirim. Bana hatırlattığınız sürece tabii ki de. Ve son olarak Omen'a geçmek istiyorum. Şimdi ise Omen'a geldim. Bildiğiniz üzere paranoyası 400 oldu. Gerçekten artmış. Bir de smoke'ların gidiş hızı azaldı arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Zaten çok iyi Omen oynayanlar direkt fark edecektir. Bir tane smoke'unuzu buraya attığınız zaman şu smoke'un gidiş hızına bakar mısınız arkadaşlar? Bakın daha yeni açıldı. İkinciyi de gönderdim. Daha hala gidiyor. Hop, yeni açıldı. Yani bu hız birazcık düşmüş. Bir de hani B tarafında deneyelim bunu. Daha net olabilir. Diyelim City'yi kapattım. Sonrasında da Elbow'u kapatacağım. Ne kadar fark var? Hemen bakalım. City'ye gönderdim. Elbow'a gönderiyorum. City daha yeni patladı. Elbow'a attım. Elbow da yeni patladı. Yani şu an patladı. Evet, biraz gecikme var gidiş konusunda. Yavaşlamış gidişi. Onun dışında Paranoia 400. Başka da bir değişiklik yok. Hesap, bu ajan hala oynanabilir bir ajan. Oynanamaz bir ajan değil arkadaşlar. Hani tamam, bu nerfler oynanamayacak hale getirmedi. Sadece smoke ajanı tercihinde Brimstone'da buff yediği için, güçlendiği için acaba Omen yerine Brimstone tercih etsek mi? Ya da zaten Brimstone yeterince güçlü, Omen'a gerek yok tarzında düşünceler yüzünden belki Omen birazcık daha azalınacak. Yoksa yine ben güçlü olduğunu düşünüyorum bu şarında. Güncellemeler ve yamalar bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorumlara merak ettikleriniz tabii ki de yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.